Bir kanun teklifiyle karşı karşıyayız. Bu kanun teklifini anlayabilmemiz için şu an AKP-MHP iktidarının eğitim politikalarına bakmamız gerekiyor. Çünkü buna bakmadan bu kanun teklifinin amacını ve içeriğini anlayabilmemiz mümkün değil gerçekten. Eğitim politikaları deyince en başta AKP her zaman böyle bir başına bir şey geldiği zaman Allah'ın lütfu diyor ya. Bir Allah'ın lütfu gibi bu ülkede uzun zamandır uygulanamayan çeşitli nedenlerle özelleştirme politikalarını hızla uygulama lütfuna sahip olmuş iktidar olarak karşımıza çıkıyor. Eğitim politikalarına baktığımızda da hızla eğitimde özelleştirmelerin hayata geçtiğini görüyoruz. Ve gün geçtikçe eğitimde özel okulların sayısını arttığını görüyoruz. Bir piyasacı anlayışla eğitimin yeniden şekillendirildiğini görüyoruz. Sadece piyasacı bir anlayışla şekillendirmiyor eğitimi, aynı zamanda bir toplum mühendisliği yaparcasına toplumu yeniden şekillendirme adına kendi istediği gibi ve kolayca yönetebilmek için eğitimin çok önemli olduğunu biliyoruz bu anlamda, yaklaşımlarını görüyoruz. Burada karşımıza bizim en somut olarak en başta çıkmış hali 2012 yılında uygulanmaya başlanan 4+4+4 olarak ifade edilen bir eğitim sistemiyle birlikte eğitimde tekçi anlayışın dini açıdan da kendini çok somut bir şekilde ortaya koyduğu, örneğin 12 yıllık temel eğitim sisteminin 9 yılında okutulan ve toplam 1086 sayfadan oluşan ders kitaplarında Alevilik ve Bektaşilik toplam 16 sayfa yer bulabilmiş. Buradan anladığımız gibi milli eğitim müfredatında çok açık bir şekilde tek bir dinin tek bir mezhebi üzerinden bir şekillendirmeyi görüyoruz. Cumhurbaşkanı şöyle bir ifade kullanmıştı. Ya pek çok konuda başarılı olduk ama eğitimde, kültürde olamadık. Hay Allah. Niye olunamadı acaba? Çünkü toplum böyle elinize hamur değil, istediğiniz gibi yoğurabilirsiniz. Bunu yapmaya çalışıyorsunuz ama bunu başarmanız mümkün değil. İşte bu kanun teklifi de bu toplumu yeniden şekillendirme anlayışının bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeniden şekillendirme anlayışını biz örneğin yakın süreçte ÇEDES ve MESEM'lerle gördük. Çevreme duyarlı, güzel güzel isimler de konuyor, çevreme duyarlıyım falan diye. Ve bir bakıyoruz bu projeyi uygulayabilmek için manevi danışman adı altında din görevlileri görevlendiriliyor. Atama hatta bir kadroya alınıyor, atanıyor, görevlendiriliyor. Yani çok istedikleri kindar, dindar, itaatkar bir nesil yetiştirme projesini hayata geçirebilmek için ÇEDES'leri hayata geçirdiler. Bir bakıyoruz ki ardından hemen yanı sıra MESEM'ler uygulanmaya başlandı. Güzel güzel anlatılıyor MESEM'lerde, ancak MESEM'lerde çocuklar ölüyor sayın vekiller. Çocuklar 10 yaşında, 12 yaşında çocuklar bu MESEM projelerinde denetimsiz bir şekilde uygulanan projelerde hayatını kaybediyorlar. Yani ÇEDES projeleriyle itaatkar olsun, sorgulamasın ve niye? Çünkü ucuz iş gücü olarak çalıştığında da sesini çıkarmayan bir toplum inşası projesiyle karşı karşıyayız. Sonra hemen arkasından ne geldi? Türkiye Yüzyılı Marif Modeli dedikleri bir müfredat geldi. Çünkü bütün bunları uygulayabilmek için müfredatı değiştirmeleri gerekiyordu. Bu müfredata baktığımızda da örneğin din eğitimine 572 sayfa ayrılırken felsefeye sadece 67 sayfa ayrıldığını görüyoruz. Ve tarikatların okullarda ilişkinin oluşturulabilmesi için bu müfredatta çok açık maddelerin, yaklaşımların olduğunu görüyoruz. Bu müfredatta kesinlikle pedagojik olmayan çok ideolojik bir müfredat olarak karşımıza çıkıyor.